Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah hayatımızı huzurlu kılsın. Kazancımızı bereketli kılsın. Rızkımızı bol kılsın inşallah. Öyle dua edelim. Sevgi dinini hakim kılalım. Sevgi ve saygı çerçevesinde yol alalım. Haksızlıkla, cerbeze ile, kavgayla, üstün gelmenin hiçbir faydası yoktur şu alemde. Belki çocukken, belki okul çağında, belki hayatın herhangi bir aşamasında böyle yaparak kazananları görmüş ve kazandıklarını da bir şekilde görerek şahit olmuş olabilirsiniz. Ama inanın, uzun vadede kendi ile diyaloğunda, evladı ile imtihanında, eşi ile bir arada bulunup bulunmama derdiyle karşı karşıya geldiğinde yaptıklarının kâr değil zarar olduğunu bizatihi kendisi de yaşamış olacak. Yeryüzünün, göklerin, her ikisi arasındaki boşluğun, havanın, atmosferin, güneşin, ayın, bütün gezegenlerin, her şeyin sahibi Allah. Geçici surette bir tapusu, bordrosu, belgesi, tescili sizin elinizde olunca zengin mi zannediyorsunuz kendinizi? Allah'ın desteklediği, sevdiği, seçtiği insan olarak hizmet ediyorsanız kendinize, ailenize, milletinize, devletinize, tüm evrene, işte o zaman siz gerçekten çok kaliteli, bugünün tabiriyle çok klas insansınız. Bu klastan, bu sınıftan, bu ayrıcalıktan çıkmak isterseniz o da serbest. İman ve iban hareketidir. İman inançtır. İman Allah'a bağlantı noktasıdır. İman insanın kendisini bilmesidir. İman yaradanla kul arasındaki en önemli özel alandır. Peki imanı gereği, inancı gereği, teslimiyeti gereği, bağlantısı gereği ibanını, yani maddi bütün değerlerini, para cinsinden oluşmuş bütün imkanlarını, evini, barkını, yiyeceğini, içeceğini, arabasını, uçağını, teknesini, ne varsa dünyevi kullanılan bu aygıtlardan tamamını kendi imkanlarını kendine, ailesine ve tüm insanlığa seferber edebilen insan insandır. Düşeni kaldıran insan imanı ile ibanı birlikte hareket ettirmiştir ki Asr suresinde Yüce Rabbimiz asra yemin olsun ki insanlık zarardadır. Ancak imanını vanlı olanlar ve amelus salihat, ibanını yani maddi değerlerini işin içine katarak doğru, dürüst, ilkeli, güzel işler yapanlar. İman ediyorum, dua edeyim geçsin. Öyle değil. Kalkacaksın ayağa, arabana bindireceksin. Yoksa araban, taksi çağıracaksın. Köy yeri ise birisinin atını emanet alacaksın. O riski alacaksın kardeşim. Alacaksın. Almalısın. Birisini alıp sırtına yükleyip hastaneye götürmek. Arabana koyup gideceği yere kadar bırakmak. Okumayan çocuğunu okumaya teşvik edip onun ilk okul taksitini ödemek. Bunlar kıymetli dostlar. İnsanlık bu. Ameli salih bu. Doğru, dürüst, ilkeli, insanlığın hayrına güzel işler yapanlar ve birbirine daima hakkı, hakikati, doğruluğu, iyiliği tavsiye edenler ve birbirine daima sabrı tavsiye edenler. Bunlar kazançlıdır diyor, bunlar zararda değildir diyor. Böyle miyiz?
Allah aşkına soralım. Böyle miyiz? Böyle olduğumuzu düşünsek zaten dünyanın en huzurlu insanı oluruz. Böyleysek dünyanın en mutlu insanı olmalıyız. Psikologlar, sosyologlar, pedagoglar bizden hiçbir zaman bu anlamda terapi seans saati alıp ücretimizi de bizden talep edemeyecekler. Niye? Çünkü bu hareketlerin tamamı insana huzur verir, içini toparlar, hayata bakışını geliştirir, değiştirir ve güzelleştirir. Nereden biliyorsunuz derseniz, vallahi ben böyle yapıyorum yıllardır ve çok huzurluyum, çok da mutluyum. Allah'a binlerce kere hamdolsun dua ediyorum. İyilik güzel bir şey. Okul arkadaşınızın sıkıntısını bilip annesi babası ilgilensin demeyeceksiniz. Zaten ilgilenecek durumlar olsa ilgilenirler. Hiç kimse annesi, anne baba olarak evladını sürünsün istemez. Yapmayın. Yarışmalarda çok imtihan olur böyle. Tam kürsüye çıkacaksın, aşağıdaki sizden bir şey ister. Yardım etmezseniz havayı alırsınız. Hayat üniversitesinde de okul hayatında da her zaman bu tarz işlerle karşı karşıya kalırsınız. Vicdanınızla baş başa kaldığınızda anne babanızı soracak vaktiniz yok artık. Vicdan en güzel cevabı verir zaten. Onun için iman iban dengesine dikkat edin. İmanla iban bir hareket etmiyorsa, ikramda öncü siz olmuyorsanız, insanlar sizin ikram sever olduğunuzu bilip size bu anlamda dua etmiyor ve sizi bu şekilde tanımıyorsa melekler hiç tanımayacaklar. Böyle olmayınca da Yaradan bu anlamda sizi cömertler listesine yazmayacaktır. Cennetin kapılarını da cömertlerin açacağını söylüyor. Müjdeler böyle geliyor. Dünyada da kapıları, gönülleri zaten cömertler açar. Allah böyle cömertlerden olmayı nasip eylesin. Kusuru olmayan kimse yok. Elimizin kusuru var. Ama başkalarının kusurunu araştırarak kendi kusurlarınızı gizleyemezsiniz. Kendi kusurlarınızı gizlemek için güzelleşmiş, olgunlaşmış insanların hallerinden kendinize hal ediniz ki güzellikler bizi de bulsun inşallah. Aziz dostlar, sohbet muhabbet akıyor. Bugün iman iban dengesini sizlerle konuştuk. Ama imanı artırmak için sevgi dinini hakim kılmanız lazım. Yani karşıdaki insan hakareti hak etse bile hakaret etmeden acaba niye böyle yaptı, bu adamlar niye ön tarafta durdu? Bir köpek geçiyordur, bir kedi geçiyordur, durmuştur. Otobanda frene mi basılır? Kedi bilmez ki otoban mı diyelim. İstanbul'da yeni gelmiş birisi karşıdan karşıya nasıl geçebilememiştir. Buradan geçelim demiştir kısaca ve bütün trafiği alt üst etmiştir. O da bilir. İstanbul'a gelenler İstanbul Prospektüsü okumuyorlar ki. Öyle bir sistem yok. Olabilir. Bütün haller olabilir. Lastik patlamış olabilir. İyi, alternatifi olabilecek durumu düşünerek insanca bakmak. Bak bu bile bir imanın mertebesi olabilir. İban, efendim benim çok param yok, zengin değilim. Bunu demeyeceksin bir defa. Allah sağlık, sıhhat, afiyet verdiyse ve bütün organların çalışıyor, aklın fikri yerindeyse, kalbin atıyorsa dünyanın en zengin insanısın. Öyleyse şu an içinde bulunduğun bu maddi manevi zenginliğin sadakalarını vereceksin. Selam verdiğin insanlara ufak ufak hediyeler, harçlıklar, yaşına göre bileceksiniz, öğreneceksiniz, soracaksınız, isteyeceksiniz. Edeceksiniz. Ben şuraya gideceğim, ne yapsam iyi olur? Ben şuraya gideceğim, ne götürsem iyi olur? Bu yaşa geldik, hala istişare ediyoruz insanlarla. Bir de aldığınız hediyeyi gözüne sokarca değil, gönlüne koyarca bırakacaksınız. Bazen elinizde değil, adresine göndermek durumunda kalacaksınız. Başkasının getirdiği hediyeyi elinize alıp kendiniz almış gibi götürmeyeceksiniz. Olmaz. Bu, ucuzcu olduğunuzu gösterir. E yok, ne yapalım? Yoksa bize gelen bir ikramı biz tek başına yiyemiyoruz. Onu sizlerle paylaşmaya niyet ettik. Sizin için de bir sıkıntısı yoksa. Şehre inemedik. İstanbul'dan getirmişler, Ankara'dan getirmişler. Samimi olun, dürüst olun.
karşıdaki insan daha da mutlu olur. Ama şu kadar ücreti aldık, bilmem ne yaptık. Bir defa bunlar konuşulmaz. Paranız olabilir, ne kadar gizlerseniz o kadar tevazu ehli olursunuz. Bilginiz olur, ne kadar susar, az konuşursanız o kadar çok molla der, o kadar çok mütevazi insan derler. Değerlerinizi siz değil, karşınızdaki insanlar konuşsun. Övmeyin kendinizi. Övmeyin. Övmeyin. Allah inşallah gönlümüze göre versin her şeyin en güzelini. Bugünkü sohbette böyle oldu. İmanınız kavi olsun. İmanınız da kavi olsun. Her iki dengeyi de en güzel şekilde koruyalım inşallah. Herkesin her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Nasıl? Thank you.